Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medede ya Resulullah, medede ya saadet ashabı Resulullah. Medede ya meşayihina destur ve ula inşallah fez dersen şeyh Muhammed Azim Hakkani. Medede. Tarikatuna as-suhbe vel hayru fil cemiyye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dairem testahi fasna maşın diyor. Utanmazsan istediğini yap diyor. Utanmak haya İslam'ın içindendir, imandandır. Çünkü utanmazsa insan her türlü rezilliği, kepazeliği yapar. Utanmaz, umur değil. Ama kendini bilen insan ve şey yapacaksa Allah'tan korkar, kuldan utanır derler. Allah'ın korkusu var, bir de utanma var. Her şey güzel ahlak olarak bu haya utanmak güzel bir şeydir, sıfattır. İnsan için, Müslüman için yakışan odur. Çünkü bu hayasızlığı, utanmazlığı bize şeytan öğretiyor. Şeytanla beraber olan öğretiyor. Müslüman, İslam'ın, Allah'ın aleyhine olan insanlar bu şeyi yapıyor. Yaptırmak istiyor. Kendiler yaptığı etmiyor. Başkalarının da aynı şekilde olmasını istiyorlar. Yanacaksak hepimiz yanalım diyor. Sen yapacaksan hadi yaptın. Nefsine hakim olamadın. Kendini aşikare verme. Kendini rezil etme yok. Şimdi öyle değil, bilakis bir şey yaparlar ki o yaptıkları şey kendilerini meşhur etsin. İnsanlar onların hakkında konuşsun. İyi mi konuştu, kötü mü konuştu? Umurları değil. Mühim olan nefislerini tatmin etsinler. Hem de insanlara örnek olsunlar, kötü örnek olsunlar. Şimdi kim ki böyle bir şey yapıp, kötü bir şey yapıp da utanmadan başkasına da öğretirse yahut o başkası onu görüp de ondan öğrenirse yaptığı günah, yaptığı kötülük hem yapana olur, hem kendisine olur. Bir kişi yaptı mı, bir kişi, 10 kişi yaptı mı, 10 kişinin günahını da ona yüklerler. Onun için haya, utanış, utanmak kötü bir şey değil. Şimdi ahir zaman olduğumuz için onu kötü olarak gösteriyorlar. Utanıyor, şey yapamıyor. Milletin içinde şey yapamıyor, kızarıyor, bozarıyor diyorlar. Konuşamıyor. Ne kadar yazık insana diyorlar. Halbuki o Allah'ın sevdiği kullardandır. Hazreti Osman radıyallahu anhu Zinnureyn Peygamberimizin ki kızıyla evliydi. O da çok haya sahibiydi, utanırdı, çok utangaç. Ondan melekler utanır dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun utanmasından dolayı melekler bile utanır. Yani o kötü bir şey olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu methetmezdi. Allah insanlara hakikati görmeye nasip etsin. İyi bilsinler, kötü nedir, iyi nedir? Şimdi ahir zamanda
iyiyi kötü görüyor, kötüyü iyi görüyorlar. Allah hakikati görmeyi nasip etsin. Başka şey diyemeyeceğiz. Prophet sallallahu aleyhi ve sellem saying, اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ. If you are not shy, you can do everything. To be shy meaning good thing, not bad thing. If you shy, you cannot do bad thing because people, they will be not happy with you and you shame for you to do this thing. Shy one, he is very careful with people, with everything, if it is good or not. But bad one, nothing can prevent him to do everything. To be shy from iman, al-haya min al-iman, the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying. Because when somebody doing thing, they said in Turkish, they are not fear from Allah, not ashamed from people. Yeah, this one doing anything, nothing to prevent him. But nowadays, people, they like to do everything and to be not shy, not ashamed to do bad thing. Even they encourage people to do same thing what they are doing. They say, this is your nature. Allah created me like this. You know, this is not important. Important what you feel. You do as you like. Don't ashamed. Don't be shy. Do everything what your ego like. You can do. But this is against Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, for this some to prevent this to be good behave, you have shy to do bad thing. But who are not ashamed and to do bad thing, this is they don't have iman, they don't have any thing from good manner. Allah give good manner for a human being, but a human being, they lose this good manner, running after their ego, and ego, if you run after ego, never take you, show you a good way. You must catch your ego and bring to a good thing. If you are saying, okay, I will follow until my ego get full from everything, and after we can do good thing. Never, it's never happened. So we must be knowing this shy, it is good manner. Prophet sallallahu alaihi wasallam like, Allah azza wa jalla like. But in these days, if we are shy, they said the problem, maybe psychology problem. He must be go to look for doctor. This man very shy. Give him treatment, give him medicine to be normal, not shy, not ashamed from anything. This is mentality of these days. But normally, Prophet ﷺ, his khalifa
Third Khalifa Sayyidina Osman ibn Affan, his son of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, two daughter of Prophet, was married with him. He was very, very shy. Even Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying, angels getting shy from his shyness, from Sayyidina Osman. So he was happy with this, not angry, go and to look for doctor, you are very shy. No, it is acceptable and nice thing to be with people. Allah show us the good thing, inshallah, to follow. Because these days, many think, good thing, people thought they are thinking it is bad, and bad thing, it thinking it is good. So Allah show us the right one, inshallah, and follow it. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.